İstanbul'la ilgili iki formül var gündemde. Kanal İstanbul ÇED raporunda yer alıyor bu formül ve bu formüle göre ticaret gemileri Kanal İstanbul'dan, savaş gemileri de Boğaz'dan geçecek. Son günlerde Montre-Boğazlar Sözleşmesi ve Karadeniz'deki gerginlikle yeniden tartışma konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili ikili geçiş formülü gündemde. Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunda Kanal İstanbul'un Montre-Boğazlar Sözleşmesi'nde ticaret gemisi olarak tanımlanan gemilerin geçişlerini açık tutulması, savaş gemisi geçişlerinin 81 yıldır uygulandığı şekliyle Boğazlar yoluyla yapılmasının en uygun hal tarzı olacağı değerlendirilmektedir ifadelerine yer verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlatılan ve geçtiğimiz Ocak ayında onaylanan 1600 sayfayı aşkın Kanal İstanbul ÇED raporunda, Türkiye'nin Montre Sözleşmesi'nin ruhuna zarar vermeden Kanal İstanbul geçişlerini dilediği gibi düzenleyebileceği belirtilerek savaş gemilerinin durumuna da değinildi. Raporda savaş gemilerinin Kanal İstanbul'dan geçirilmesi durumuna ilişkinde bir öneri yer aldı. Bu çerçevede gemilerde sınıf, tonaj ve süre sınırlamasına yönelik kayıtlara, Kanal İstanbul yoluyla Karadeniz'e giriş çıkış yapan savaş gemilerinin de dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Boğazların doğal su yolu özelliğiyle insan yapımı olan kanallardan ayrıldığına dikkat çekilen raporda, kanallardan geçişlerin aksine bir uluslararası düzenleme yoksa özel hukuksal rejimler çerçevesinde ve kanala egemen olan devletin yetkilerine herhangi bir sınırlama getirmeden yapılabildiği vurgulandı. Raporda Kanal İstanbul üzerinde Türkiye'nin yasama, yürütme ve yargı yetkileri tam olup Kanal İstanbul geçişlerinin Türk ulusal hukukuna göre düzenleneceği konusunda bir tereddüt yoktur denildi. Raporda Danimarka ve Cebelitarık Boğazı örnekleri verildi. Hukuki statüleri özel sözleşmelerle belirlenmiş boğazlardan geçiş kendi özel statülerine tabidir tespitinde bulunuldu.